Evet Semra Hanım, teşekkür ederim. Şimdi Semra Hanım, ben siz tabii hep soru soruyorsunuz ama ben de size bir soru sorarak başlamak isterim. Örneğin hakim olsanız ve karşınıza iki suç gelse, biri hakaret, biri de linç. Siz hangisine ağır cezayı verirsiniz? Doğal Bunu sor. olarak linç girişimi. Evet, linç girişimi değil mi? Şimdi ben bunun için ifade ettim. Bir kere seyircilerimizin ve tüm izleyicilerimizin hafızalarını tazelemek açısından biliyorsunuz biz genel başkanımızla bundan birkaç yıl önce Çubuk'ta bir şehit cenazesinde linç girişimine uğradık. Ben o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekiliydim. Genel Başkanımız, ana muhalefet partisi lideri, milletvekillerimiz Çubuk'ta bir şehit cenazesine katıldık. Bu cenazede ölümden döndük. Yani o kelimenin tam anlamıyla bir linçe uğradık. Hayatımızı yani kurtarmamız mucizedir. Sonuçta ne oldu Semra, o davanın sonucunda? Yani bir ülkenin ana muhalefet partisi liderine yapılan bu ağır fiziki saldırı ve şahsımıza karşı yapılmış olan fiziki, hayatımıza kast edecek tarzı yapılmış saldırıların tüm saldırganlar çok cüzi cezaların hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıyla hepsi ellerini kollarını sallayarak zaten başından beri hiçbir zaman bir tutuklama ya da başka bir hapishane gibi bir olay yaşamadılar. Mahkeme sonunda da bir ağır travmatik olayda linç girişiminde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Yani bir ülkede ana muhalefet partisi lideri fiziki öldürmeye teşebbüs edilen bir olayda ki sanıklar tümüyle elleri kolları sallayarak hiçbir ceza almadan dosya kapatılmaya çalışıldı. Şimdi bir hakaret konuşuyoruz. Peki yani bir ana muhalefet partisi liderinin linç girişiminin böylesine seyirci kalındığı bir yargı sisteminde bir hakareti gerekçe göstererek onun da sübuta erip ermediği tartışma konusudur. Ne olduğu cezalandırılıp cezalandırılmaması gerektiği tartışma konusudur. Böyle bir ağır cezayı hükmetecek bir yargı sisteminin oluşması iktidarın çok önceden beri planladığı hem yürütmeyi hem yasamayı hem de yargıyı ele geçiren bir anlayışla Türkiye'ye çökme hadiselerinden bir tanesidir. Yani yargıya iktidar çökmüştür. Şimdi bakın, bu hakimle ilgili son derece ciddi iddialar ortaya atılıyor. Ve bugün de yalanlanmadı baktığım gazetelere. Örneğin ben bu hakimin iktidar tarafından rehin alınmış bir hakim olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu mahkemenin başkanı, Sayın İmamoğlu davasındaki mahkemenin başkanı, biliyorsunuz bir müddet önceki başkanı, benden siyasi yasak getirmemi, ceza vermemi istiyorlar. Ben bunu kabul edemem diyerek bir tavır sergiledi ve sürüldü. Sonra bu hakim geldi. Anlıyoruz ki bu hakim de geçmişteki irtibatlarıyla hep AK Partili kimi siyasetçilerle çektirdikleri fotoğraflarla ve ayrıca geçmişte bir cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma geçiren bir hakim. Başka iddialar da ortaya çıkıyor. Bir başka davayı kapatmaya çalıştığı da ifade ediliyor. Şimdi böyle bir tabloda iktidara kullanabileceği, şu adımı at dediği zaman atabileceği hakimler lazım. Bu hakim de onlardan bir tanesi. Karşımızda duran bu. İşte bu hakimler eliyle Türkiye'deki siyaseti dizayn etmeye, Türkiye'deki siyasi aktörleri şu ya da bu kararlarla bir şekilde işte kendi akıllarınca pasivize etmeyi ve siyasetten çekilmeyi sağlamayı umut ediyorlar. Halbuki bu filmi onlar daha önce görmüşlerdi. Yani yıllar önce Recep Tayyip Erdoğan okuduğu bir şiir nedeniyle yasaklanmıştı. Ve bu filmi onlar çok önceden görmüştür. Siyaseten yasaklamanın ne olduğunu onlar bilirler. Ama o günde yine hepimiz hatırlayalım. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zamanki genel başkanı Sayın Deniz Baykal'ın öncülüğünde Recep Tayyip Erdoğan siyasi yasağı kaldırılmış ve Siirt'te yapılan seçimlerle parlamentoda yer alması, partisinin başında yer alması sağlanmıştı. Şimdi nereden nereye geliniyor? Bir zamanların AKP'si, kendisinin içinde bulunduğu durumdan kurtaran CHP, ama AKP kendi fırsat bulduğunda bu tip hamleleri yapmaktan kaçınmayacağını bir kere daha gösteriyor. Bu elbette tam anlamıyla bir sivil darbedir.
Ben hiçbir tereddüt yok bu konuda. Bunlar tamamen talimatla, baskıyla ve rehin alınmış hakimlerle alınmış bir karardır. Elbette bu karar alındıktan sonra Türkiye'de çokça tartışıldı ve tartışmalar devam edecek. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde bu karar değerlendiriliyor. Hukuka aykırı olduğu ve kamu vicdanı yarıldığına ilişkin bütün dünya devletlerinden de yüksek sesler geliyor. Türkiye hukukun üstünlüğünde 140 ülke arasında 116.'ydı. Şimdi de Türkiye'nin yeri son dibe doğru gitmiştir Semra Hanım. Peki Dolayısıyla burada bir hesap var, siyasi hesap var. Bu pazartesi günü mesela bugün Erdoğan'ın cümlelerinden yola çıkarak pazartesi günü önüne anketi alıp ya ters tepti bu iş deyip diyebilir mi? Yoksa neyle sonuçlanacak? Bundan sonraki süreci ne görüyorsunuz? şimdi ben tabii yargının iktidar tarafından nasıl ele geçirildiğini çok yakından görüyorum, biliyorum. Şimdiki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ birkaç gün önce ben yargıya talimat vermem, ben önemli konularda Günün konuşmam. esprisi olarak değerlendirildi Sayın Gök bu açıklamalar. Aynen bu değerlendirmelerde bulundu. Ben birkaç gün önce bütçe görüşmelerinde mecliste de yaptığım konuşmada durumun öyle olmadığını belgeleriyle ortaya koydum. Şimdi bakın, bunlar FETÖ hakimlerinden, savcılarından yargıyı temizlemeye çalıştığını ifade ederlerken kendi yargıçlarını getirirler. Öyle böyle değil. İktidar Partisi'nin ilçe başkanları, il başkanları, il yöneticileri, adayları, milletvekili adayları, belediye başkanları, adayların hepsi şu anda hakimdir Semra Hanım. 2016 yılında bir yazılı sınav yapıldı hakimlerle ilgili. Bu sınav daha yazılı yapılı sonuçlanmadan, sonuçlar açıklanmadan bir 680 sayılı bir kanun hükmünde kararname çıkarttılar. Ve yazılı sınav şartını kaldırarak mülakatı getirdiler. Mülakatta kimleri aldılar? İktidar Partisi'nin Türkiye'deki görev yapan ilçe başkanlarının çoğu, il yöneticilerin çoğu hakim oldu. Şimdi baştan işi bitirdiler yani. Türk yargısına kendi adamlarını yerleştirmek suretiyle hepsinin görev alanlarını iyi bilen hakimleri, görev alanlarını iyi bilen savcıları yerleştirmek suretiyle baştan olayı kestiler. Çünkü ondan önce kimi hakim ve savcıların yine bir kendi vicdanları doğrultusunda verdikleri kararlara bunlar içlerine sindiremediler ve bu kararları aldılar. Fethullah Gülen ilgili darbeden önce, darbe girişiminden önce iki namussuz savcı grubu çok önemli iddianameler düzenlemişlerdi. Daha darbe girişiminden önce. O darbe girişiminden önce Fethullah'ın siyasi iktidara nasıl kanun ve kararname çıkartarak TÜBİTAK'ın içini boşalttığını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askerlerin erken emeklilik yolunu açarak kendi Fethullahçı subayları getirmek istediklerine dair nasıl kanun yaptırdığını siyasi otoriteye ifade eden iddianameleri yazan savcıları görevden aldılar. Ve ondan sonra bu operasyonu yaparak, mülakatı getirerek kendi adamlarını, kendi hakimlerini, savcıları yerleştirdiler. Şimdi bunlar her yerde, Türkiye'nin her yerinde, ilçe seçim kurullarında, hakimliklerde, savcılıklarda böyle bir tablo var. Şimdi İktidar Partisi çok bilinçli bir oyun kuruyor kendi aklınca. Ama bu elbette ters tepen bir oyun. Bütün demokrasi güçleri ben kilitlendiğini görüyorum. Ve bu kararın istinaf ve tembih sonucu ne olursa olsun Türkiye'de AKP'nin dayattığı bu süreç ters tepecektir. Demokrasi güçlerinin beraberliği, birliği çok daha büyük bir zafere çıkacaktır. Ben tabloyu öyle okuyorum, öyle görüyorum.